Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, bayatlamayan 3-2-1 dediğimiz boştan yapacağız. 3 dediğimiz 3 tane kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağla bir poğaça yapacağız. 4 veya 5 su bardağı kadar da unumuz var ve dereotu, yarım veya bir tane kıyılmış dereotumuz, tuzumuz. Ve şimdi başlayalım. Ben yoğurdumu ve sıvı yağımı katmıştım. Dediğim gibi 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi içerisine biraz undan katacağım. 5 su bardağı unum var. 4 su bardağı yeterli gelebilir. Ona göre bir deneyeceğim. Şimdi kabartma tozlarımızı da 3 tane kabartma tozu, evet, bunları bir karıştıralım ve dereotlarımızı da katalım. Evet, güzelce yoğuruyoruz. Tuzumu da ilave edeyim. Tuzu unuttum. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar. Unumu da yavaş yavaş katıyorum. Tahminen 4,5 veya 5 su bardağı un katacağız. Yavaş yavaş katalım. Hamurumuzun yumuşaklığına göre ayarlayacağız. Çünkü bazı unlar değişebiliyor arkadaşlar. Her un aynı kalitede, aynı hacimde olmuyor. Ne kadar bardak hesabı da versek tutmayabiliyor ayarı. O yüzden böyle azar azar yaparsak iyi olur. Çünkü yumuşak bir hamur yapacağız. Bayağı bir yumuşak. Evet. Bana şu an sanki 4 bardak iyi geldi. Şu gerisi bir bardağı katmayacağım çünkü yumuşak olmasını istiyorum. Evet, hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Arzu eden içine peynirli yapabilir. Ben sade yapacağım. Sadece yuvarlayıp fırına vereceğim. Ben yoğurmaya devam edeyim. Evet, poğaçalarımı mandalina büyüklüğünde kopardım. Yuvarladım ve tepsime yerleştirdim. Ve çatalımın tersiyle üzerlerine şöyle bastırıyorum. Şöyle hem yüzü çıksın diye hem şöyle şekil de vermiş oluyoruz. Daha önce kullandığım yağlı kağıdımı da şimdi ikinci defa kullanacağım. Hemen atmıyorum arkadaşlar. Bir sefer daha kullanıyorum. Evet, şimdi bir yumurtayı da hepsini ben beyazıyla beraber çırptım. Şimdi onu da kattım. Şimdi bunları da yapalım. Fırınımı da 180 derecelik derecede ısıtmaya verdim. Şu an ısınıyor. Bu şekilde fırına yerleştireceğim. Evet, poğaçalarımız kızardı arkadaşlar. Şimdi onları dışarı çıkaracağım. Evet, poğaçalarım nar gibi kızardı. Altı üstü aynı şekilde. Şimdi üzerlerini bir
Bezle örteceğim. Biraz dinlenecekler. Sonra servis yapacağım. Yapacak olanlara da afiyet olsun. Ben kızıma kadar gidiyorum. Çayı koydu. Hadi bakalım size de 5 çaylarınız için güzel bir poğaça tarifi yapmayı deneyin arkadaşlar. Hoşçakalın.